Bioinfo Konferans. Biyoinformatik ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar Konferansı. Profesör Doktor Emre Yakşı. Mikroskopi, fizyoloji, data analizi, genetik ve optogenetik metotlarıyla beyin gelişimi ve fonksiyonunun incelenmesi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, yüksek lisansını Almanya Heidelberg Üniversitesi'nde, doktorasını Almanya Max Planck Medikal Araştırmalar Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Belçika'da Neuroelectronics Research Flanders Enstitüsü'nde araştırma grubu lideri ve Leuven Üniversitesi Nörofizyoloji bölümünde akademik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şu anda Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kavri Sinir Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmalarının önemli bir bölümü sinir-beyin aktivitesinin ölçümü, duyu fonksiyonları ve beyin hastalıkları üzerine yoğunlaşmaktadır. Herkese merhaba. Sayın Emre Yakşı hocamız ve değerli katılımcılarımız, Bioinfo Konferans, Bioinformatik ve Disiplinler Arası Yaklaşım Konferansımızın ikinci gününe hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Zeynep Yalçınkaya. Değerli hocamız, bizlere bugün mikroskobi, fizyoloji, data analizi, genetik ve optogenetik metotlarıyla beyin gelişimi ve fonksiyonunun incelenmesi adlı sunumuyla bir seminer verecektir. Sunum bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen soruları hocamıza sunacağız. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Dilerseniz sunumunuzu paylaşarak başlayabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Ekranımı görebiliyor musunuz? Sesim de geliyorsa lütfen onaylarsanız. Geliyor hocam. Şu an görüyoruz, evet. Tamam. Ekranımı görüyorsunuz değil mi? Şey, PowerPoint presentation falan. Evet hocam. Evet. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Öncelikle hepinize teşekkürler. Beni böyle güzel bir organizasyona davet ettiğiniz için umarım bu tip organizasyonun devamı da gelir ileride diyorum. Bugün biraz çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum, laboratuvarda yaptığımız. Böyle değişik örnekler vermeye çalışacağım. Ama örneklerden önce kısaca bir laboratuvarımızın şöyle bir fotoğrafını göstereyim size. Değişik bir mesaj vermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada çalışmalarınızdan daha çok eğer hani bilgi almak istiyorsanız direkt web sitemize girerseniz laboratuvarın, orada daha çok makalelerimizi de falan görürsünüz. İlk vermek istediğim mesaj arkadaşlar, sinir bilimi ne kadar interdisipliner bir bilim olduğu aslında. Size böyle fotoğrafını göstermek, bu insanları kısaca backgroundlarından bahsetmem gerekirse, laboratuvarımızda epey bir mühendislik bölümlerinden gelen arkadaşlar var. Bu kırmızıyla işaretlenen. Ondan sonra laboratuvarımızda fizik ve matematik bölümlerinden gelen arkadaşlar var. Tıp okuyan, hatta tıp doktor olarak çalışan mesela bir öğrencimiz şu an doktorluk olarak, yani doktor olarak çalışıyor. Bir tıp öğrencisi, bir öğrencimiz var. Psikoloji bölümünden gelen öğrencilerimiz var. Elbette ki yaşam bilimlerinden, biyoloji bilimlerinden gelen de birçok arkadaşımız var. Yani bunu kafanızda tutun ki hani ileride de düşünürseniz böyle sinir bilimi çok interdisipliner bir alan. Daha da konuşuruz ileride. Ve bunu çok faydasını da göreceksiniz. İleride interdisipliner çalışmalarını diye başlamak istiyorum konuşmama. Umarım videom çalışıyordur. Biz zebra balıklarıyla çalışıyoruz. Bu gördüğünüz de bir zebra balığı. Bunun akvaryumda böyle davranışlarını takip edebiliyorsunuz. Biraz sonra bu zebra balığı aç bir zebra balığı. Biraz sonra bir koku gelecek, yemek kokusu. Göreceksiniz çok böyle nasıl reaksiyon verdiğini hemen. Koku geldiği zaman kırmızıya dönecek işaretler zaten. Koku geliyor şimdi. Biraz sonra evet, koku geldi, görüyorsunuz. Bu aç bir balık hemen heyecanlanıyor böyle, yemek aramaya başlıyor falan. Yemek tabii yok ortada, sadece yemek gibi kokuyor. Bu hayvan aç olmasa, yani tok olsa karnı, kesinlikle böyle bir yanıt vermez. Yani ne demek oluyor? Dışarıdan gelen bilgi içerideki açlık ya da aç olmama duruma göre değişik şekilde işlenebiliyor. Yine başka bir balığı görüyoruz bu arada. Yine akvaryumda yüzmeye devam ediyor. Biraz sonra bir koku gelecek. Bu gelen koku da deri kokusu. Yani başka bir balığın yaralanmış olabileceği ihtimaline karşı bir koku. Görüyorsunuz bu da korkmuş bir balık. Yani çok böyle korkuyor ve akvaryumun altına doğru iniyor. Ve bir süre sonra böyle donuyor kalıyor. Şimdi bu balığa hayvana gelip bir daha yemek kokusu verseniz hiç umurunda bile olmaz. Çünkü o kadar korkmuş ki. Yani bizim ilgilendiğimiz biraz da bu yani. İçeriden gelen duygularımız diyeyim. Yani kendimizi nasıl hissettiğimiz. Yani açlık olsun, tokluk olsun, bir şeyden
korkuyor olmamız olsun ya da mutlu oluyor olmamız olsun, dışarıdan gelen duyuları, dışarıdan gelen bilgileri nasıl işlediğimizi, beynin hangi bölgelerini bu dış ve içeriden gelen bilgileri birleştirip belli bir karar almamızı sağlamasını sağlandı. Beyin bölgeleriyle ilgileniyoruz. Yani dediğim gibi biz robot değiliz. Her bilgi, aynı bilgi gelir gelmez her seferinde aynı cevabı vermek zorunda değiliz. Dediğim gibi bu içten gelen dinamiklerimiz nasıl bizi, davranışlarımızı değiştirebiliyor, onunla ilgileniyoruz. Ve biraz sonra da bunlardan bahsedeceğim. Şimdi zebra balığından balığıyla çalıştığımızdan bahsettim. Neden zebra balığı? Öncelikle çok küçük hayvanlar bunlar. Fakat omurgalı beynin tüm özelliklerini içeriyorlar. Yani ön beyin, orta beyin, işte beyin kökü falan olsun, hep çok benziyor yani diğer memelilere göre de omurgalar arasında korunmuş. Transparan bir balık, yani baktığınız zaman görebiliyorsunuz ve genetik bir model organizma. Bu da ne demek oluyor? Değişik genetik metotlar kullanarak mesela beyin aktivitesini ölçebiliyoruz. Beyin aktivitesini baskılayıp arttırabiliyoruz. Bu da gördüğünüz mesela küçük böyle simit gibi görünen şeylerde zebra balığının her bir sinir hücresi. Ve tek bir mikroskobik kesitte böyle binlerce hücreyi aynı anda gözlemleyebiliyoruz. Ve ilginç tarafı da mesela bu datayı toplamak çok da aslında zor değil. Yani bizim laboratuvarımıza gelen bir komünikasyon mühendisi bir öğrencimiz bunu ikinci haftasında da toplayabiliyordu. Göreceksiniz asıl bu datayı analiz etmek asıl nasıl diyeyim hani önemli olan şey, yetenek. Dediğim gibi yani zebra balığının böyle güzel bir avantajı var. Küçük olması, transfer olması, genetik olması ve bize beynin, hücrenin hepsini böyle canlı bir hayvanda gözlemleyebiliyor olmamızı sağlayabilmesi. Az önce bahsettim. Yani dışarıdan gelen duyularla içeriden gelen duygularımız ya da dinamiklerimiz nasıl etkileşiyor? Hangi beyin bölgeleri bunlarla ilgili çalışma yapıyor beynimizde diye bahsettim. Bizim spesifik olarak ilgilendiğimiz beyin bölgesinin ismi habenula. Bu beynin tam ortasında duran bir bölge. Bütün hayvanlarda, omurgalılarda korunmuş bir bölge. Yani balıkta da var, farede de var, insanda da var. Beynin tam ortasında duruyor insanlarda, farelerde ve balıklarda da. Ve dışarıdan gelen bilgileri, mesela koku bilgisini alıyor, görsel bilgileri alıyor. Bunun yanı sıra içeriden gelen bilgileri, yani limbik sistemden gelen, işte duygularımızla olan bilgileri de yine habenula birleştiriyor. Ve bu bilgileri bir şekilde işleyip alt taraftaki bölgelere, serotonin, dopamin ve asetilkolin denilen, nöromodülatör denilen, yani bizi mutlu eden, bizim dikkat öğrenmemizi sağlayan, dikkatimizi toplamamızı sağlayabilen belli nöromodülatörlerin salgılanmasını direkt olarak kontrol edebilen bir bölge. Yani çok gerçekten böyle nasıl diyeyim, beynin tam ortasında hub denilen, yani merkezi bir seviyede olan bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bahsettim mesela koku dedim, işte korku dedim en başta. Habenula bilgileri nasıl işliyor diye en başta merak ettik. Mesela ışık verdik ya da koku bilgileri verdik ve şey gördük. Habenula'nın değişik bölgelerinin bir kısmının mesela sol habenula'nın ışığı, sağ habenula'nın mesela koku bilgisini işlediğini gördük. En son çalışmalarda sadece koku ve görsel bilgilerin yanı sıra işitsel bilgilerin, hatta acı duygusunun, yani hayvana çok hafif bir acı verseniz, mesela çok hafif bir elektrik stimülasyonu, bunun da habenula'da bir şekilde kodlandığını gördük. Fakat bu deneyleri yaparken şeyi fark ettik. Yani bu hayvan mesela iki foton mikroskobu, kullandığımız mikroskobun ismi tamamen karanlık. Yani infrared spektrumda çalışan bir mikroskop. Tamamen karanlık bir oda. Hiç ses yok. Herhangi bir koku yok. Fakat habenula'yı gözlemlediğimiz zaman işte beynin tam şu ortasında iki tane kürecik habenula, bunu zoom edilmiş hali. İnanılmaz derecede bir içeriden gelen dinamiklerle oluşan spontane bir aktivite gördük. Yani burada hayvan hiçbir şey yapmıyor. Karanlıkta hani tıpkı ben size şey desem, kapatın gözlerinizi, hiçbir şey düşünmemeye çalışın, hiçbir şey hissetmemeye çalışın. Gerçekten hani balığın böyle bir uyurmuş gibi halinde bile habenula'nın inanılmaz derecede yüksek derecede bir aktivitesi olduğunu gördük. Gerçekten böyle şey sinir hücreleri, bu gördüğünüz her küçük simit gibi olan şeyler sinir hücreleri, inanılmaz derecede aktivitesini arttırıyor ve indiriyor. Bu gördüğünüz floresanlar da direkt hani artınca sinir hücresinin aktive olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tamam, bu içeriden gelen dinamiklerle oluşan bir aktivite. Fakat bu tamamen rastgele oluşan bir aktivite mi? Yoksa belli bir desen var mı bu aktivite içinde? Belli bir kural var mı? Bunu gözlemleyebilmek için bu az önce gösterdiğim hücrelerin her birini şey yaptık, detect ettik, yani belirledik. Ve onların aktivitesini zaman üzerinde gözlemledik. Bu sinir hücreleri yaklaşık 250-300 tane hücre var burada. Bu da yaklaşık 6-7 dakika boyunca
Kırmızı renk hücrelerin ne kadar aktif olduğunu, mavi renklerde daha az aktif olduklarını gösteriyor. Ve görüyorsunuz yani burada az çok rastgele gibi görünen bir aktivite var. Yani kimi hücreler burada işte artmış biraz, şurada artanlar var. Fakat yani bu kadar yüzlerce, hatta göreceksiniz ileride binlerce hücreye baktığımız zaman gözlem yaparak anlayabilmek çok da mümkün değil. Bunun için ne gerekli? Bunun için matematik gerekli. Mesela bizim kullandığımız gruplama ya da kümeleme metotları var. Bunlardan biri K-means clustering. Yani clustering demek, kümeleme demek. Metodunu kullandığımız zaman, yani aktivitesi birbirine benzer nöronları birbirine yakınlaştırıp hani gözlemleyebilirsek, aynı data, yani şu data bir anda bu hale geliyor. Ve göreceksiniz bir anda hani rastgele gibi görünen şeyler gerçekten aslında desenler görmeye başlıyoruz beyinde. Bazı kuralların olduğunu görmeye başlıyoruz. Öncelikle neyi görüyoruz? Şu anda cluster denilen kümeler birbirine aktivitesi yakın olan nöronların aktivitesini bize gösteriyor. İşte mesela mavi olan grup, işte açık mavi, yeşil, sarı falan derken. Ve bir baktık, aktivitesi birbirine benzer olan sinir hücreleri gerçekten hani lokasyon olarak birbirine çok yakın yerlerdeler. Mesela mavi gruptaki hücreler görüyorsunuz burada. Ve aslında bunlar size bir şekilde şarkı söylüyor gibi düşünebilirsiniz. Yani aktiviteleri bunlar mesela işte falan. Ondan sonra kırmızı gruba baktığımız zaman mesela kırmızı grup burada yaşıyor haberin alanın. Bunlar işte falan diye. Gerçekten hani aynı şarkıyı söyleyen hücrelerin aynı yerlerde yaşadığını fark ediyorsunuz. Bir. Yani belli bir desen var. Kesinlikle şey değil. Rastgele değil. Tamam, bu içten gelen dinamiklerle oluşturulan bir aktivite. Hayvan hiçbir şey görmüyor, duymuyorken. Hayvana koku duyusunu verdiğiniz zaman neler göreceğiz? Hemen ona bakalım. Hop, pardon. Koku duyusu şu siyah okların geldiği zaman hayvana bir koku, yemek kokusunu veriyoruz aslında. Ve şey gördük, yani nöronları yeniden grupladığımız zaman aslında beraber olarak iç dinamikleriyle aktive olan nöronların koku duyusuna da burada gördüğünüz mavi grup, aynen işte hemen hemen aynı grup, aynı şekilde cevap verdiğini gördük. Yani bu da ne demek oluyor? Aslında koku duyusunun beynimizde oluşturduğu desen, aktivite deseni zaten beynimizde var. Değil mi? Mesela gülün kokusu zaten kafanızda az çok var, gülün nasıl koktu. Koku duyusunun sizi tek yaptığı bu nöronlar içerisinde, sinir hücreler içerisinde o gelen deseni bir şekilde çağırıyor olması. Bunu da zaten burada görüyoruz. Yani dediğim gibi mavi hücreler zaten aktif ve beraber aktifler. Aynı mavi hücrelerde yine yemek kokusuna cevap veren hücreler. Bu datayı analiz edebilmek için işte değişik metotlar denedik. Mesela şey sorduk. İki hücre burada aynı grubun içerisindeyse koku geldiği zaman aynı grubun içinde kalıyorlar mı? Evet. Yaklaşık hücrelerin %40'ı neredeyse aynı grup içerisinde kalmayı tercih ediyorlar. Bu da şans seviyesi. Yani %20 yaklaşık olarak. Ben çok fazla yüksek bir seviye. Yani sinir hücreleri içeriden gelen dinamiklerle de dışarıdan gelen duyularla da hemen hemen dinamikleri birbirine çok benziyor. Aynı gruptan içerisindeler. Şeyi sorduk mesela, iki nöron birbirlerine gerçekten yakınsa ne kadar benzer aktiviteleri, aralarındaki mesafe artarsa aktiviteleri ne kadar değişiyor birbirinden. Ve şeyi gördük, bu iki nöron arasındaki mesafe, bu da aktivitelerin ne kadar korele olduğu, korelasyon demek ne kadar senkronize oldukları, ne kadar birbirlerine benzedikleri. Ve şeyi hemen görüyorsunuz, yani aralarındaki mesafe yakın olan hücreler çok benzer aktiviteleri var. Mesela yine gördüğünüz mavi hücreler gibi mesafe arttığı zaman mesela bir mavi hücre ile kırmızı hücresi düşünebiliriz. O aktivitenin benzerliği iyice azalıyor. Bu da ne demek oluyor? Yani evet, sinir hücrelerin aktivitesi gerçekten birbirine benzeyen sinir hücreleri birbirine yakın yerlerde yaşıyorlar beyinde. Uzaklaştıkça aralarındaki mesafe aktivitenin benzerliği de azalıyor. Ve aslında yakın zamanda başka grupların çalışmaları da bu gördüğünüz işte nasıl diyeyim sinir hücrelerin hani lokasyonları moleküler olarak da faktörler üzerinden baktıkları zaman yine habenol bölgesinde değişik bölgelerin değişik molekülleri ekspres ettiğini gözlemliyorlar. Bu da ne demek oluyor? Fonksiyonel olarak da moleküler olarak da habenolda değişik gruplar var. Şeye baktık, yani tamam habenolda böyle bir aktivite var fakat beynin neresinde oluşturuyor bu aktivite? Habenolda mı yoksa beynin diğer taraflarında oluşturuyor? Habenolda burayı dinliyor mu diye baktık. Umarım videom çalışıyordur. Bu gördüğünüz bir zebra balığının değişik optik kesitleri. Yani zebra balığının MRI gibi düşünebilirsiniz. Yani işte functional magnetic resonance imaging gibi. Her tek sinir hücresini görebiliyoruz. Onun dışarısında şu habenola bölgesi mesela. Bu da beynin işte korteks denilen insanda
bölgeleri, yani ön beyin bölgeleri, işte olfactory bulb, işte burası hippocampus, burası amigdala, korkuyla ilgili olan bölge, burası öğrenmeyle ilgili olan bölge. Dediğim gibi burası da bizim en sevdiğimiz bölge, habenula bölgesi. Şeyi merak ettik, habenula aktifken beynin diğer taraflarında hangi hücreler aktif? Yani bu hücreler habenula'nın aktivitesini oluşturan hücreler olabilir mi diye merak ettik. Bunu cevaplayabilmek için de dediğim gibi değişik optik kesitler aldık. Habenula'nın aktivitesini ölçtük, grupladık. İşte mavi nöronlar mesela bunlar aktivitesi benziyor birbirine. Kırmızı nöronlar şunlar, yeşil falan derken. Sonra bu aktivite desenlerini alıp beynin ön taraflarında buna benzer aktivitesi olan sinir hücreleri var mı diye sorduk. Ve gerçekten hemen bakar bakmaz zaten gördük. Mesela beynin hippocampus, yani öğrenmeyle ilgili olan bölgesi habenula'daki belli bir grupla çok korele, yani çok benziyor aktiviteleri birbirine. Beynin amigdala denen korkuyla ilgili olan bölgesi, o da habenula'daki kırmızı grupla benziyor. Yani bu da ne demek oluyor? Hem hippocampus hem amigdala habenula'daki aktiviteyi kontrol edebilen bölgeler olabilir. Yani onun da çok senkronize olan bölgeler. Olfactory, yani kokuyla ilgili olan bölgelere baktık. Olfactory bulb ve olfactory cortex'inden. Ve orada da zaten direkt epey bir habenula'daki aktiviteyi dikte edebilme özelliği olan bölgeler olduğunu gördük. Bunlar tamamen korelasyon üzerine. Yani neyle beraber senkronize? Yani şey diyoruz, işte Ali ile Veli aynı anda okula gidiyorlarsa Ali ve Veli birbirinin kardeşi olabilir. Ya da Ali Veli'ye hadi gidelim diye olabilir. Ama sadece olabilir. Yani bu tamamen senkronizasyonla ilgili olan bir gözlem. Bunu ne kadar gerçekten hippocampus bölgesinin habenula'yı etkileyemeyeceğini ölçebilmek için şey yaptık. Önce amigdala'ya, sonra hippocampus'a bir elektrot sokup o bölgeyi direkt olarak aktive edip, yani amigdala'yı direkt elektriksel olarak aktive edip habenula'da aktivite var mı diye baktık ve gerçekten gördük. Yani habenula'daki nöronların yaklaşık %30'u amigdala denilen korku bölgesini aktive ettiğimiz zaman cevap veriyorlar. Habenula'daki nöronların yaklaşık %23'ü de hippocampus denilen, yani öğrenmeyle ilgilen bölgeyi aktive ettiğimiz zaman cevap veriyorlar. Bu da gerçekten habenula'nın ne kadar değişik yerlerden gelen bilgileri birbiriyle birleştirdiğinin güzel bir örneği aslında. Şeyi sorduk, yani tamam işte habenula gördüğünüz gibi kokuya cevap veriyor, işte ışığa, işitmeye cevap veriyor. Hippocampus'un aktivite edilmesiyle mesela öğrenmeyle ilgilen cevaplara, bölgelere cevap veriyor. Fakat bu dışarıdan gelen duyular, işte mesela koku duyusuyla öğrenmeyle ilgili olan bölgelerin aktive edildiği zaman birbirlerini nasıl hani değiştirebiliyorlar diye merak ettik. Bu koku, habenula'da olan koku cevapları. Bu da habenula'da olan işte yani tamamen ön beyni aktive ettiğimiz zamanki cevaplar. Ve bunları birbiriyle grafiksel olarak gözlemlediğimiz zaman zaten şeyi fark ediyorsunuz hemen, bu grafa da baksanız. Yani ön beyin aktivasyonuyla olan hücreler, bunlar mavi hücreler, kokuyla aktive olan hücrelerden birbiriyle farklı. Bunlar da kırmızı hücreler. Yani habenula'da değişik bölgeler, değişik yerlerden gelen bilgileri kodluyorlar. Peki bunları birleştirirsek ne oluyor? Yani öğrenmeyle ilgili olan bölgeyi ve koku bölgesini beraber aktive edersek, o da bu. Yani şurada analizlerini de göstereyim size ama zaten en kolay şurada da görülebilir. İlk gördüğümüz şey, gerçekten koku verdiğimiz zaman ön beyinden gelen bilgilerin koku geldiği zaman habenula içerisinde baskılanması. Yani bu ne anlama geliyor? Zaten şuradaki eksi sayılarda bu anlama geliyor. Yani koku verdiğimiz zaman ön beyinden gelen bilgilerin eksi hale gelmesi, onların baskılanması anlamına geliyor. Bu da ne anlama gelebilir? Mesela işte balık ne düşünüyorsa düşünüyor. Bilmiyoruz balık ne düşündüğü o sırada. Fakat o anda bir koku geliyor, yemek kokusu. Bir anda hani ne düşünürse düşünsün ön beyinden gelen bilgileri tamamen bir anda baskılıyor. Yani ne düşünüyorsan düşün, onu bir bırak. Çünkü şu an önemli bir şey oldu. Koku geldi. İşte yemek kokusu. Ona konsantre olman lazım. Yani bir anda hayvanın davranışını şuradan şuraya odaklanması için önemli olabilir diye düşünüyoruz. Peki gerçekten koku geldiği zaman habenula'da ya da beynin diğer kısımlarında belli bir baskılanma görebiliyor muyuz? Ona baktık. Gerçekten şurada siyahla gördüğünüz şeyler koku verdiğimiz zaman olan hücrelerin baskılanmasını görüyorsunuz. Kırmızı da koku verdiğimiz zaman aktivitesi artan hücreler. İkisi de habenula'da bu arada. Yani habenula kokuya pozitif cevap veren hücreler de var, negatif cevap veren hücreler de var. Yani bu da ne demek oluyor? Sadece illaki her yerin baskılanması söz konusu değil. Ama belli kısımlarda baskılanma var. Peki beynin geri kalanına, yani ön beyine baktığımız zaman bunları görebiliyor muyuz?
Evet, koku verdiğiniz zaman işte koku bölgeleri, bunlar tipik bölgeler, olfactory bulb, olfactory cortex, amigdalanın bir kısmında gerçekten aktivasyon olduğunu gördük. Bu çok beklenen bir şeydi bizim için. Fakat benim beklemediğim şey, beynin diğer kısımlarında, bilhassa öğrenmeyle ilgili olan bölgelerinde, işte hippocampus, amigdala ve bilhassa striatum, burada bu açık maviyle görülen bölgeler, çok yüksek şekilde baskılandığını gördük koku verdiğimiz zaman. Peki balıklara özel bir şey mi? Hayır, aslında insanlarda da buna benzer deneyler yapılmış geçmişte. İnsanlara şey denmiş, bir şöyle rest, yani gözlerinizi kapatın, hiçbir şey düşünmemeye çalışın ve beyindeki metabolik aktiviteye bakmışlar. Sinir hücrelerinin tek tek aktivitesine değil, bir metabolik aktiviteye. Baktıkları zaman aslında bu dinlenme sırasında gerçekten beyin aktivitesinin çok fazla olduğunu görüyorlar. Ondan sonra insanlara diyorlar, gözlerinizi açın, şuradaki bir şey var, nokta var, ona bir odaklanın. İnsanlar bir hani belli bir task, yani belli bir verilen göreve odaklandıkları zaman beyindeki aktivitenin baskılanıp sadece o aktiviteyle ilgili olan bölgelerin hala aktif olmasını gözlemliyorlar. Yani bu gördüğümüz baskılanma sadece habenola ve balıkta olan bir şey değil. İnsanlarda da belli bir yere odaklandığımız zaman beyindeki o genel olarak çok yüksek olan aktivite dinlenme sırasında bir anda baskılanıyor. Ve gördüğünüz gibi beynin küçük bir kısmında, hani o odaklanmayla ilgili olan bölgede aktivite orada sabit kalıyor. Şimdi size anlattığım habenolanın gerçekten böyle hani beynin ortasında bilgileri birleştiren, işte hani duyu geldiği zaman belli bir kısımda aktiviteyi baskılanmayla ilgili olduğunu gözlemleyebileceğimiz bir beyin bölgesi. Fakat her şeyi gösteren biraz daha yeşil büyük balıklarda gözlemlediğimiz şeyler. Zebra balığına baktığınız zaman işte yumurtadan doğuyorlar. Bir iki gün içerisinde larva durumundalar. İşte ondan sonra biraz daha büyüyorlar. Ve yaşları ilerledikçe mesela şu yaşlarda olmayan işte öğrenme ya da sosyal davranışların böyle 3 ay 3 haftalık hayvanlarda oluşmaya başladığını gördük. Yani hayvan doğuyor, pek bir şey yapmıyor, sadece böyle işte akvaryumun dibinde oturuyor falan. O yaşlarda bir tek yemek yemesi falan gerekiyor. Fakat yaşı arttıkça gerçekten hayvan daha kompleks bir hayvana dönüşüyor. Yani öğrenme yetisi kazanıyor, sosyalleşme yetisi kazanıyor. Şeye baktık, habenolada nasıl değişiklikler oluyor? Hayvanın davranışları gelişirken beyinde belli bir gelişim görebilecek miyiz diye. Elbette ki 3 günlük hayvanın beyinine baktığınız zaman 6 ve 21 günlük hayvanı karşılaştığınız zaman belli bir hücre altışı görüyorsunuz zaten. Bu beklenen bir şey. Hayvanın yaşı büyüyor, beyni de büyüyor. Aktiviteye baktık. Yani hani bu içsel dinamiklerle oluşan aktiviteden bahsetmiştim ya en başta. Ona baktık. Bu 3 günlük hayvanın içsel dinamikleriyle oluşan aktivite 6 ve 21 günlük hayvanları ve göreceksiniz zaten belli bir değişim görüyorsunuz. İlk baktığımız şey birbirleriyle nöronların senkronizasyonu ne kadar arttı. Şeyi gördük. Hayvanın yaşı arttıkça sinirleri birbirleriyle daha senkronize şekilde aktif durumdalar. Yani beraber daha iyi şarkı söylemeye başlıyorlar diyelim. Yani benzetmek gerekirse yani. Ve şeyi de gördük, yani şu sinir hücrelerin birbirinin arasındaki mesafe, bu onların ne kadar birbirine benzer şekilde şarkı söylediği ya da aktive olduğu diyelim. Ve hayvanların yaşı arttıkça bu hani sinir benzer şarkıları söyleyen sinir hücrelerinin beynin benzer yerlerine daha çok tekabül ettiğini gördük. Yani şurada mesela sarı nöronlara bakarsak, işte şurada mesela biraz az çok değişik yerlerdeler. Hayvanın yaşı arttıkça biraz daha böyle odaklanıyorlar ve iyice yaşı arttıkça iyice böyle artık kristalize oluyorlar. Yani belli bir bölgeyi kaplıyor bu aynı şarkıyı söyleyen hücreler. Şeyi göreceksiniz, şarkıların uzunluğunu mesela genç hayvanlarda çok uzun uzun böyle işte tonlarla diyelim aktivite şeyleriyle şarkı söylüyorlar. Yaşı hayvanın arttıkça hızı artıyor şarkının. Frekansının arttığını gördük. Yani şarkıların süresi kısalıyor fakat frekans dediğim şu gördüğünüz aktivite şeylerin, tepeciklerinin ne kadar sıklıkta geldiklerini ve zaten göreceksiniz burada mesela bir şarkı söylüyorlar, onu uzun söylüyorlar. Burada birkaç şarkıyı arka arkaya söyleyebiliyorlar yaşlı hayvanlarda. Bu süre ve frekansa baktığımız zaman işte 3, 6 ve 21 günlük hayvanlarda şeyi gördük. 21 günlük hayvanlara bilhassa baktığımız zaman kesinlikle bunlar rastgele yayılmıyor beyne. Beynin kimi bölgelerinde mesela yüksek frekansta şarkı söyleyen sinir hücreleri var. Kimi bölgelerinde yüksek uzunlukta şarkı söyleyen sinir hücreleri var. Ve kimi bölümlerinde de beynin
şeyi gördük. Hiç şarkı söylemeyen hücreler var. Bunlar da siyah hücreler burada gördüğünüz. İki kısımda da siyah hücreler. Hiç şarkı söylemeyen hücreler. Çok ilginç geldi bize. Yani niye bazı hücreler çok aktif, şarkılar söylüyorlar. Diğer hücreler hiçbir şey söylemiyor. Bunların görevi ne olabilir diye düşünürken şeyi fark ettik. Bu hiç şarkı söylemeyen hücreler aslında beyindeki ilk sinir hücrelerinin doğduğu bölgelere çok yakın olan hücreler. Yani şunlar ana hücreler, neural stem cells denilen, yani kök hücreler, sinir kök hücreleri habinoludaki. Ve bu siyah hücreleri göreceksiniz az çok bu orta bölgelere yakın, kök hücrelere yakın bölgelerde olan hücreler. Yani şeyi düşünüyoruz, acaba bu hiç şarkı söylemeyen hücreler genç hücreler ya da bebek hücreler, yeni doğmuş hücreler olabilir mi? Hücrelerin yaşını nasıl belirleyebiliriz diye düşündük. Bunu beraber Çağhan Kızıl ve İlyas Coşacak'la beraber, Çağhan ve İlyas Dresden'de beraber çalışıyorlar. Bizim de çok iyi kolaboratörlerimiz. Şeye baktık, hücrelerin yaşına baktık. Çağhan ve İlyas 3 günlükken doğan hücreleri işaretlediler. Belli bir boyama tekniğiyle. 5, 7, 14 ve 21, 20 günlük. Ve 21. günde hayvanın beyninde nerede olduklarına baktık. Şimdi hayvan 21 gün yaşında. Bir gün önce doğan hücreler gerçekten bu bebek hücrelerin yani kök hücrelerin olduğu yere çok yakın olduğunu gördük. Bir hafta olan önce doğan hücrelerin biraz daha uzaklaştığını, iki hafta önce olan hücrelerin biraz daha. İşte hayvan mesela 5 günlükken doğan hücrelerin ve 3 günlük yani bunlar artık 3 haftaya yakın olan hani yaşı bayağı ilerlemiş olan hücreler. Ve bunların gerçekten bu orta bölgeden nasıl uzaklaştığını gördük. Yani bu bir şeye benziyor. Hani genç hücreler beynin daha ortasına yakın. Yaşlı hücrelerin hücrenin yaşı arttıkça diyelim beynin daha böyle yan taraflarına gittiğini gördük. Bir, tıpkı bir yelpaze gibi böyle açılıyorlar. Özür dilerim. Bu zebra balıklarına çok özgü bir şey de değil aslında. Memelilerde de mesela fare korteksine baktığımız zaman hücrelerin yaşının, hücrelerin az çok nerede, hani beynin hangi seviyesinde olduğunu, hangi bölgesinde olduğunu az çok bize söylüyor. Bu da demek oluyor ki gerçekten omurgalılarda bu konserve olan hani evrimsel olarak gerçekten benzeyen bir faktör olduğunu gördük. Tamam, hücrelerin yeri belli. Yaşı hücrenin yerini gösteriyor bize. Az önce şeyden de bahsettim. Hücrenin yaşı hücrenin hangi şarkıyı söylediğinden de çok benziyor. Hani genç hücreler işte uzun şarkılar söylerken yaşlı hücreler daha kısa ama daha yüksek frekansta şarkılar söylüyor. Peki bu gerçekten yaş ve lokasyon ve fonksiyonu birbiriyle birleştirebilir miyiz? Bunu yapabilmek için şey yaptık. Beyni hayvan iki değişik yaştayken, 2,5 günlükken ve 5 günlükken farklı bir boya enjekte ettik beyne. Ve hayvanı biraz yetiştirdiğimiz zaman gerçekten 2 günlükken, 2,5 günlükken enjekte ettiğimiz boyanın belli bir hücre grubunu, 5 günlükken enjekte ettiğimiz boyanın başka bir hücre grubunu değişik bölgelerinde olduğunu gözlemledik ve gerçekten bu iki grup şeye çok benziyor. Mesela Çağhanların daha değişik moleküler metotla boyadığı hücrelere yerine çok benziyor. Mesela bunlar 3 günlükken olan hücreler tıpkı bunun gibi, şunlar da 5 günlükken tıpkı bunun gibi ve bunların arasındaki şey örtüşüm sadece %3, yani çok az bir grubu hem kırmızı hem mavi boyayı birbirinin üzerine aynı anda tutabiliyor. Bu da gerçekten şey diyor, değişik günde doğan hücreler birbiriyle tamamen değişik şekilde yerleri tamamen değişik bölgelerdeler. Şeye baktık, fonksiyon olarak bir şey görebilecek miyiz? 3 günlükken bir hayvanı boya enjekte ettik, 21 güne kadar yetiştirdik. Bunlar kırmızı ve kırmızı hücreler, yaşlı hücreler, gri hücreler biraz daha genç olan hücreler. Ve bunların fonksiyonuna baktık bu içten gelen dinamiklerle ve gerçekten şeyi gördük. Mesela bu kırmızı hücrelerin dinamikleri geri kalan gruplardan çok daha farklı. Birbirleriyle çok fazla senkronizasyon içerisindeler. Korelasyon dediğimiz bunların senkronizasyonun yani ne kadar benzer aktivite içerdiği ve gerçekten kırmızı hücreler birbirlerine çok daha fazla benziyorlar. Yani popülasyonun geri kalan kısmına göre. Ve kırmızı hücrelerde buna cluster selectivity yani grup seçiciliği diyelim. Bu sayı 1 ise bütün kırmızı hücreler aynı fonksiyonel grupta. 0 ise eşit şekilde dağılıyorlar. Ve gerçekten kırmızı hücrelerin fonksiyonel seçiciliğinde yüksek olduğunu gördük. Bu da şey demek oluyor. Aynı günde olan hücreler birbirleriyle çok benzer şarkılar söyleyip beynin benzer bölgelerinde bulunuyorlar. Tamam, bunlar peki hayvan davranışları ne alakası var diyeceksiniz. Hani en başta bahsettim ya işte habenola işte şey yapıyor,
korku duyusunu içeriyor, işte görsel duyuları içeriyor, koku duyusunu içeriyor. Bunları bir şekilde birleştiriyor. Aktivitesine baktık, içten gelen aktivitesinin ne kadar düzenli olduğunu gördük. Ondan sonra hücrelerin yaşının habinanın hangi bölgesinde olabileceğini ve benzer bu yaşının hücrelerin fonksiyonel özellikleriyle de çok bağlantılı olduğunu gördük. Peki bunlar hayvan davranışları açısından ne ifade edebilir? Bunu yapabilmek için önce zebra balığının davranışlarını gözlemlememiz gerekiyor. Şeyi sorduk, hani şey derler ya işte balıkların hafızası 2 saniye falan. Balıklar öğrenebilir mi diye sorduk. Balıklar gayet de öğrenebilir. Öyle hafızası 2 saniye falan da değil. Gayet günlerce hafızalarında tutabiliyor öğrendikleri şeyi. Balıkları belli bir şey öğretebilmek için ya da öğrenmeye çalışabilmek için şey yaptık. Bir düzenek hazırladık. Mühendis bir öğrencimiz hazırladı. İşte akvaryumun bir kısmını kırmızıya boyuyorsunuz, altını. Bir kısmını gri renkler. Monitörün üzerinde aslında boyamıyoruz. Ve hayvan hiçbir şey yokken tabii akvaryumun her yerine eşit şekilde yüzüyor. Kırmızıyla gördüğünüz balığın az çok nerede olduğunu gösteriyor. Ondan sonra şey yaptık, kuralları biraz değiştirip ne zaman hayvan balığın akvaryumun kırmızı tarafına geçerse çok hafif bir elektrik stimülasyonu verdi. Bunu verir vermez zaten balık oraya gitmemeyi öğreniyor, hemen diğer tarafta kalmaya başlıyor. Gerçekten öğrenip öğrenmediğini test edebilmek için elektrik stimülasyonu vermediğimiz zaman görüyorsunuz hayvan akvaryumun hala o tarafında kalıyor. Bir daha eğitiyorsunuz, biraz daha orada diğer tarafa gitmeyi öğreniyor ve ondan sonra aklında tutuyor. Bir süre sonra da unutabiliyor. Ondan sonra şeye baktık. Mesela habinaların bir bölgesi dedim ya, mesela şu bölgesinde olan hücreler daha erken yaştayken doğan hücreler, yaşı daha geçmiş olan hücreler. Bu hücreleri kemogenetik denilen bir metotla bir kimyasalı veriyoruz ve sadece bu hücreler kendi kendilerini apoptoza sokuyor. Yani kendi kendilerini öldürüyorlar. Yani hiç beynin geri kalan hiçbir yerinde belli bir herhangi bir hasar yok. Sadece genetik olarak belirlediğimiz hücreler kendini apoptoza sokuyorlar ve ölüyorlar. Yani o kısmını iptal ediyoruz habinalanın. Bu hayvanlara baktık. Yani habinalasının bir kısmını iptal ettiğimiz balıklara baktığımız zaman şeyi gördük. Ben şeyi bekliyordum mesela, bunlar öğrenmeyecek, öğrenmeleri sorunlu olacak falan. Beni çok şaşırtan bir sonuç oldu. Baktığımız zaman gayet öğrenebiliyorlar. Hatta öğrendiklerini kontrol hayvanlarından daha iyi hafızalarında tutuyorlar. Hatta daha uzun sürede tutabiliyor. Yani mesela şu anda işte kontrol hayvanları öğreniyor. Habinalası iptal olmuş hayvanlar da öğrenebiliyor ama habinalası iptal olan hayvanların daha uzun süre hafızalarında tutabiliyor olduklarını gördük. Kontrol hayvanlarına göre. Bunların da ölçümleri burada. Mesela işte şu hayvanın bu tarafta ne kadar zaman geçirdiğinin ölçümü, bu da ne kadar yüzdüğünün ölçümü ve iki durumda da kırmızıyla işaretlenen habinalası olmayan hayvanlar, bir kısmı iptal olmuş hayvanların çok daha iyi şekilde öğrendiğini, kırmızının aşağıda olması iyi şekilde öğrendiği anlamına geliyor, olduğunu gördük. Bu da biraz şeye benziyor aslında, yani hayvanın daha iyi yani beynin bir kısmını kapatıyorsunuz, bir anda hayvan daha iyi öğreniyor ya da daha iyi hafızasında tutuyor. Acaba şey dedik, bu hayvanlarda unutma sorunu olabilir mi? Bunu test edilmek için aslında bu öğrencimin fikriydi, çok güzel bir fikirdi. Oyunun kurallarını değiştirdi Fabrizio. Kırmızıya gitmemek yerine aynı hayvanlar şimdi gri tarafa gitmemeyi öğretmeye başladı. Ve şey gördük, kontrol hayvanlarında bunlar çok hemen hızlı bir şekilde adapte oluyorlar bir değişik kuralı. Hemen bu tarafa gitme diyorsun, evet anlıyorum diyor, gitmiyor. Çabucak öğreniyor ve o tarafa gitmemeyi hafızasında tutabiliyor. Fakat habinalası olmayan ya da habinalası bir şekilde kemogenetik olarak inaktive olan hayvanlarda bu öğrenmede sorun yaşadıklarını gördük. Ve göreceksiniz de zaten mesela kırmızıya gitmiyordun en önce. Şimdi şey diyoruz, griye gitmemeyi öğren. Kontrol hayvanları gayet bunu yapabiliyorken habinalası olmayan hayvanlar griye gitmemeyi bir türlü öğrenmiyor. Biraz şeye benziyor, hani post-traumatic stress disorder deniyor ya, çok hani bir travma sonrası stres gibi düşünebilirsiniz. Bir şekilde bir türlü unutamıyorlar. Hani o işte kaza olmuş, o kazadaki diyelim tecrübelerini bir türlü akıllarından atamıyorlar. Araba sesi duyar duymaz hemen insan strese girebiliyor. Biraz ona benziyor yani habinalası olmayan hayvanlar. Hani belli olan öğrendikleri bir şeyi, bir travma diyelim burada, onu bir türlü unutamıyorlar. Fakat kontrol hayvanlarında bunu daha çabuk unutup yeni durumlara daha kolay uyum sağladıklarını gördük. Şimdi şeye bakıyoruz bugünlerde, bu hayvanların öğrenirken beyinlerinde neler değişiyor? Bundan çok bahsetmeyeceğim, bunu sadece şöyle bir teaser vereyim burada. Mesela balığı direkt şeye sokabiliyoruz, virtual reality denilen sanal gerçeklik ortamına sokup
hem böyle davranışlarını, işte kuyruğunu falan ölçüyorsunuz, nereye gittiğini gözlemliyorsunuz, hem de beynine bakabiliyoruz. Bugünlerde bu öğrenmenin beyinde neler değiştirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Ama bugün bundan bahsetmeyeceğim size. Şöyle bir çok kısa bir özet geçmem gerekirse bugün anlattıklarımı. Beynin habenula bölgesinin umarım ne kadar ilginç olduğunu size anlatabilme fırsatım olmuştur. Ve göreceksiniz beynimde hiçbir şey kesinlikle rastgele değil. Gerçekten desenler var. Beynin belli bölgeleri habenulanın belli aktivite desenlerini içeriyor. Ve şeyi gördük, beyin habenulanın bunu tek başına yapmadığı, hippocampus, amigdala gibi öğrenme ve korku ile ilgilenen bölgeleri de birleştirdiği, duyusal bölgeler dışında, yani koku, işte ışık bilgilerinin dışında. Şeyi gördük, yani genç bir beynin yaşlı beyinden farklı olduğu ve hani beyindeki hücrelerin ne zaman doğduğunu, onların fonksiyonu ve nerede oldukları üzerine de bize çok iyi bilgiler verdiğini gördük. Yani gerçekten hani gelişim sırasında sinir hücrelerin hangi gün doğdukları, ne iş yaptıklarını gerçekten belirlediklerini gördük. En son olarak da size şeyi gösterdim. Zebra balıklarının da gayet hani öğrenebiliyor olduklarını, yeni bir fonksiyon verdiğimiz zaman, yeni bir oyun verdiğimiz zaman diyelim. Fakat bu öğrenme sırasında habenulanın ne kadar önemli olduğunu, öğrenme için değil ama öğrendiğini unutabilme için ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve aslında hayatımıza baktığımız zaman sürekli kurallar değişirken sadece öğrenmenin değil, unutmanın da ne kadar önemli olduğunu gördük. Ki unutmayı etkilediğimiz zaman yeni kuralların öğrenilebilemiyor olduğunu da umarım biraz anlatabilmişimdir. Arkadaşlar şimdi anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınızı almaya hazırım. Teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz ekibimizden gelen sorularla başlayayım. Yönfönç ekibi tarafından hazırlanan sorularımızla. Tamam. Zaten bayağı bir vaktimiz var. Evet. Şöyle ilk sorumuz. Two-photon mikroskobi ve light sheet mikroskobi arasındaki farklar nelerdir ve pratikte hangisinin kullanımının daha avantajlı olduğu sorulmuş. Güzel bir soru bu arada. Ben tekniğimizden çok bahsetmedim. İyi de bir fırsat oldu. Şimdi two-photon mikroskobi, yani iki foton mikroskobunun en büyük avantajı infrared denilen, yani kızılötesi ışıkları kullandığımız için beyindeki daha derin bölgeleri gözlemleyebiliyor olduğumuz. Yani beynin daha dip bölgelerini gözlemleyebiliyoruz. Bu da ne demek oluyor? İşte atıyorum mesela balık beyni yaklaşık işte 1000 mikrometre, yani 1 milimetre kadar falan kalınlıkta, tamamını gözlemleyebiliyoruz. Light sheet mikroskobuna baktığımız zaman light sheet mikroskobu denilen şöyle, yani iki foton mikroskobu, tamamen ışık yukarıdan geliyor ve iki fotonun aynı anda bir moleküle aynı anda gelmesi sayesinde belli bir excitation oluyor. Yani o hücrelerin floresanını arttırıyorsunuz. Light sheet dediğiniz şey yapıyorsunuz. Sheet demek zaten böyle çarşaf gibi. Yani ışığı çarşaf haline getiriyorsunuz. Yani şöyle bir optical plane denilen düzlem haline getiriyorsunuz ve hayvana yandan bakıyoruz. Bunun en büyük avantajı light sheet mikroskobun çok hızlı bir metot olması. Yani size gösterdiğim dataların çoğu işte 3 Hz, 4 Hz, en fazla 20 Hz falan, saniyede 20 tane ölçüm alabiliyoruz iki foton mikroskobuyla. Light sheet mikroskop denilen tekniğe baktığımız zaman saniyede 200, hatta saniyede 400 tane ölçüm alınabiliyor. Yani çok daha hızlı bir metot. Tabii en büyük avantajı da bu hızı. Fakat hani bunun da tabii bir dezavantajı da var. Her metodun olduğu gibi, yani hem avantajı oluyor hem dezavantajı oluyor. Çok fazla ışık kullanmanız gerekiyor. Mesela işte mavi ışık bu hayvanı biraz korkutuyor. Deneyler çok iyi çalışmıyor o yüzden. Ondan sonra şeyin de çok önemi var. Mesela ışık yandan geldiği için hücrelerin hepsini göremiyorsunuz. Çünkü mavi ışık infrared ışığına göre çok daha az ilerleyen beyinde. O yüzden değişik numaralar kullanıp hani ışığın biraz daha homojen olmasını falan sağlamamız gerekiyor. Yani şöyle diyelim, kısa cevap vermek gerekirse iki foton çok daha az zarar veren, daha uzun süreler ölçüm yapabileceğiniz metot. Dezavantajı yavaş, biraz daha yavaş. Light sheet mikroskobu daha hızlı bir metot, daha hızlı ölçüm alabiliyorsunuz. Ama biraz daha dezavantaj olarak hayvanı korkutabiliyor ve beynin yeteri kadar derinlerine inemediğimiz bir metot.
Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Bir diğer soru, habenula hücrelerinin nörogeneze katkısı nasıl olmaktadır? Bu soruyu pek anlamadım açıkçası. Biraz daha açarsan. Çünkü habenula hücrelerinin nörogenetiğe katkısı pek anlayamadım bir soru açıkçası, kusura bakma. Diğer soruyla devam edeyim isterseniz tamam, hocam. Öyle yapalım. Habenulların spontan aktivitesine hangi dinamikler katkı sağlamaktadır? Az önce işte hani konuşmamda da bahsettiğim, hala slaytların bir kısmını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ekranında herhalde? Şu an göremiyoruz hocam. Göremiyor musunuz? Tamam. Evet, şu an gözüküyor. Tamam. Burada biraz büyüteyim şurada. İşte, İsterseniz tam ekran. Tamam, öyle de yapabilirim. Habenula hücrelerinin şurada tam işte aktivitesine bakıyoruz mesela. Şu gördüğünüz örnekte. Gördük yani, dediğim gibi habenuların aktivitesinin sadece habenulayla alakası yok aslında. Habenula beynin tam ortasında, böyle bir santral gibi düşünün. Nasıl telefon santrali alıyor buradan, işte şu kabloyu buraya sokuyor falan. Habenula biraz öyle bir şey. Yani her yerden şeyler geliyor, aramalar geliyor habenula'ya diyelim. Hippocampus'tan aramalar geliyor, amigdala'dan aramalar geliyor, koku bölgelerinden, ışık bölgelerinden aramalar geliyor. Bir şey, habenula biraz santral gibi böyle, onları alıyor, işte şu aramayı buraya bağlıyor, şu aramayı buraya bağlıyor. Yani şeyi gördük, habenula aktivitesinin, bu spontan aktivite denilen şeyin, sadece habenula'da olmadığı, aslında beynin tamamında oluştuğu, habenula'nın sadece bir anten gibi ya da bir santral görevlisi gibi bu aktivitelerin hepsini toplayıp geri kalanına dağıttığını gördük. Öyle diyeyim. Teşekkür ederiz hocam. Her sorumuz, o yöntemler sadece beyinle ilgili ilişkili hastalıklarda mı çalışıyor, ilgili de çalışmalar var? Affedersin, bir daha okur musun? Sesini alamadım. Bir gitti geldi. Tamam, tekrar ediyorum. Şu an geliyor değil mi hocam ses? Evet. Optogenetik yöntemler sadece beyinle ilgili ilişkili hastalıklarda mı çalışılıyor, yoksa başka hastalıklarla ilgili çalışmalar da var mıdır? Optogenetik beyin dışında yerlerde de kullanılıyor mu diye sordunuz değil mi? Evet. Evet. Bu da güzel bir soru. Şunu söylemem gerekiyor bir kere. Hani evrimsel olarak baktığımız zaman hücre hücre değil mi? İşte beyin hücresi de hücre, karaciğer hücresi de hücre, pankreas hücresi de hücre. Ve aslında hani bizim kullandığımız ölçüm ya da optogenetik ölçüm ve optogenetik manipülasyon metotlarına baktığım zaman hep şeyli, hani hücrenin zarındaki potansiyeli değiştiren, hücrede içindeki iyonları değiştiren falan metotlar. Öyle düşündüğümüz zaman aslında pankreas hücrelerinde de elektriksel aktivite var, kalsiyum aktivitesi var mesela. Karaciğer hücrelerinde de var, yeni doğan hücrelerde de var. Yani değişik değişik organlarda da, işte bağırsakta da olsun, pankreasta da olsun, karaciğerde de olsun, aslında sinir hücrelerindeki kullanılan optogenetik metotların kullanılabiliyor olması gayet mümkün. Ki bunu yapan insanlar da bayağı bir olmaya başladı. Yani şöyle, mesela pankreas hücresinde kalsiyum sinyallerini, tıpkı bizim hani sinir hücrelerinde gösterdiğim gibi kalsiyum sinyallerini kullanıp o ışıklandırmayı, hani gösterdim ya işte hücrelerin floresan artıyor falan, bunlar hep kalsiyum seviyesindeki değişimleri aslında ölçen metotlar. Pankreasta da kullanıyorlar. Karaciğerde kullandıklarını da gördüm. Bu da ne demek oluyor? Yani aslında bu metotlar direkt hücrenin aktivitesini ölçüp ya da değiştirebileceğimizi sağlayan metotlar. Bunları sinir hücrelerine kullanırsak sinir hücrelerini değiştiriyoruz. Karaciğer hücrelerine kullanırsak karaciğer hücrelerini de değiştirebiliyoruz. Yani bunların genel uygulanabilirlikleri var, evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz bir katılımcımızdan gelmiş. Zebra balıkları veya fareler uzun süre uyarısız ve hareketsiz bırakılınca habenula'daki aktivite gittikçe yavaşlıyor mu? O çok güzel bir soru gerçekten. Şöyle diyeyim, uzun süre hareketsizlik demeyeyim de belki şunu hani biraz daha değişik bir şekilde cevap vermeye çalışayım. Şeye bakmışlar daha önce insanlar, bilim insanları. Uyku süresi, mesela uykuya baktığınız zaman uyku biraz hani bahsettiğiniz durumu biraz daha hani nasıl diyeyim, özetleyebilecek bir aslında davranış durumu diyelim. Gayet genelde hareketsizsiniz, biraz da hani slow wave sleep denilen
yavaş dalgaların olduğu sırada mesela. Habinola'ya falan baktıkları zaman gerçekten uyku ve uyanıklık arasında bayağı bir fark olduğunu görmüşler. Yani bu da ne demek oluyor aslında? Evet, uzun süre hani belli bir dışarıdan bilgi gelmiyorsa Habinola bir şekilde iç dinamikleri biraz daha bir belirgin hale geldiği görülmüş. Bu kadar biliyorum bu konu hakkında. Daha fazla da şu an fikir yürütemeyeceğim herhalde. Ama evet, gerçekten hani mesela uyku düzenine baktığımız zaman beyindeki bu iç dinamiklerin Habinola da içinde olmak üzere değiştiği gayet iyi gözlenmiş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer soruda da insanlarda koku travması, yani ağır bir koku travma ile birleşince her yerde bu kokuyu duyması Habinola ile ilgili olabilir mi? Yani buna ne kadar hani direkt insanlarla çalışmadığım için çok cevap veremeyeceğim. Ama arkadaşlar en azından şöyle bir cevap vermeye çalışayım. Gerçekten hani bu arkadaşın sorduğu gibi koku hafızayla çok yakın olan bir his, duyu diyelim. Ve çok yakın olarak da hani hafızaları çağrıştıran bir duyu aynı zamanda. Yani mesela işte bir çiçeği koklayıp ya da bir yemeği koklayıp bir anda çocukluğunuza gidebiliyorsunuz. Hani Ratatouille filmini izleyen varsa aranızda görmüştür. Bir işte lokma alıyorsunuz çocukluğunuza gidiyor. Bu gerçekten biraz yani kokunun ne kadar hani duygulara yakın olduğu, hafızalara yakın olduğunu direkt olarak belirliyor. Şöyle bir cevap vereyim buna. Yani koku duyusu diğer duyulara baktığımda görsel, işitsel, tatsal, işte ondan sonra işte deriden gelen dokunsal falan duyulara baktığım zaman hepsi bunlar beynin talamus denilen bölgesine giriyorlar önce. Oradan beynin geri kalanına dağılıyor. Yani arada belli bir şey var, nasıl diyeyim, aracı var, talamus. Kokuya baktığımız zaman böyle değil. Koku direkt mesela hippocampus ya da entorhinal cortex'e gidiyor. Yani direkt olarak bağlantısı var. İşte amigdala dediğimiz bölge, az önce bahsettiğim hippocampus, bu işte Habinola'yı çağıran bölgelerden biriydi. Amigdala da öyle. Habinola da direkt olarak koku bölgesinden bağlantı alıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Aslında koku duyusu beynin bu duygu ya da hafızayla ilgili olan bölgelerine direkt olarak bağlantısı olan tek duyumuz. Bunun da az çok hani önemini tahmin edebilirsiniz. Direkt olarak bu hafızayı ne kadar direkt olarak etkileyebileceği, hafızayla ne kadar direkt bağlantılı olduğu ve sadece hafıza derken güzel hafızalar değil, kötü hafızalarda da mesela dediğim gibi Habinola direkt olarak koku kısmından şey alıyor, bilgi alıyor. Direkt olarak hiç talamustan geçmeden. Böyle açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Yani koku duyusunun beyindeki bu hafızayla olan bölgeleri, hipokampus, amigdala, habenula, hatta hipotalamus bölgesi, yani içgüdülerimizi kontrol eden bölge, direkt olarak koku hücrelerinin olfactory bulb denilen, beynin ilk koku santralinden gelen hücrelerin direkt bağlantısı olduğu ve gayet iyi çalışılmış durumda. Herhalde bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yakın olmasının hafızaya, koku duyusunun. Teşekkür ediyoruz hocam. Diğer soru da, öğrenme için yapılan deneyde kontrol ve Habinola'sı inaktif edilmiş grup için deneyi birden fazla kez aynı hayvanlar üzerinde tekrar edersek öğrenme unutma süresi kalıcılığı arasında nasıl bir fark olur? Harika bir soru arkadaşlar. Evet, harika bir soru. Çünkü biz de hani yaptık o deneyi, öyle değil. Bugün gösterme fırsatım olmadı size datamızı. Fakat yani şeyi merak ettik, aynen dediğiniz gibi. Hani hayvanı birkaç gün boyunca eğitirsek hafızasını daha uzun süre tutabiliyor mu diye şey yaptık. Ki tutabiliyor, evet. Mesela hayvana 4 gün eğittik. İşte ilk gün, ikinci gün, 3 gün, 4. gün falan baktığımız zaman her gün hayvanın çok daha iyi hatırladığını gördük. Hatta günün başında hiçbir şey yokken bile bir anda o kırmızı bölgenin desenini verdiğimiz zaman oradan çekildiğini gördük hayvanın. Bu çok netti yani, kontrol hayvanlarında da böyle. Habinola'sı inaktif olmuş olan hayvanlara baktığımız zaman ilk gün mesela çok iyi, çok başarılılar kontrol hayvanlarına göre. Fakat öğrenme süresi arttıkça, yani nasıl diyeyim, hani ders çalışmanız devam ettikçe diyelim hayvanlarda, bir baktık aslında kontrol hayvanları Habinola hayvanlarını yakalamaya başlıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Habinola'sı inaktif olan hayvanlar hani iyi öğreniyorlar, çabuk öğreniyorlar, fazla unutmuyorlar. Fakat kontrol hayvanları 3. ve 4. günde Habinola'sı inaktif olan hayvanları yakalamaya başlıyor. Hatta çok benzemeye başlıyorlar. Fakat
kuralı değiştirir değiştirmez orada işte kontrol hayvanlarının avantajı ortaya çıkıyor. Yani kuralı değiştirir değiştirmez kontrol hayvanları yeni duruma hemen adapte olabiliyorken haberin olası inaktif olan hayvanlar bu yeni duruma adapte olamıyor. Yani bir türlü unutamıyorlar daha önceki tecrübelerini. Tamam mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Başka sorunuz var mı? Hocam merhabalar. Arkadaşımızın sanırım internet problemi var. Sesimi duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Mehmet sen misin? Evet hocam ben Mehmet Çalınseki. Selamlar. Birkaç merhaba. Soru daha alalım katılımcılarımızdan isterseniz. Buyurun. Daha hani... Efendim? Buyurun tabii süremiz var yani devam edebiliriz. Evet hocam. Otizmli bireylerin iyi öğrenmelerini fakat sonrasında yeni koşullara adapte olmalarında zorluk çektiğini düşünürsek bu durumun Habenular bölgesiyle ilişkili olması ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet güzel bir soru o da. Yani sadece Habenular'ın etkisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani elbette ki hani beyni böyle bölgelere ayırıp bakıyoruz. O da bakmamızı kolaylaştıran bir metot diyelim deneysel olarak. Fakat aslında Habenular'a bakarken öğrendiğim benim en önemli şey Habenular'ın tek başına çalışmadığı arkadaşlar. Yani beynin her bölgesiyle bağlantılı. Yani iki sinir hücresi arasındaki mesafe en fazla 1-2 sinaps falan. Yani çok birbirlerine aslında bağlantılı. Yani beyin tamamen birbiriyle bağlantılı olan bir sistem. Bu yüzden de aslında evet arkadaşın dediği gibi yani elbette Habenular'da değişiklikler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat bunu sadece Habenular'da sınırlı kaldığını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü baktığımız zaman beyin tamamen dinamik bir sistem ve birbiriyle tamamen bağlantılı bir sistem. O yüzden büyük ihtimalle olan değişiklikler beynin tamamına yayılmış durumda. Ama bu değişikliklerin de Habenular'da gözlemlenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Hocam, beyindeki hücrelerin apoptoza yönlendirebilme durumunu kanser hücrelerine yönlendirmek mümkün müdür? Kanser çalışmadığım için hani bunu cevap veremeyeceğim ama kullandığımız metot zaten hani kanser alanından gelen bir metot. Yani işte kullandığımız hani kemogenetik olarak hücreleri apoptoza sokan metot tamamen işte MTZ denen bir molekül var. Bu molekül işte nitroreductase denilen bir molekülle birleşiyor. Nitroreductase'i hücrelerde express ediyoruz. Bu MTZ denen molekül geliyor. Nitroreductase ile iletişime geçiyor. Bu free radical denilen hücrelerin ölümüne yol açabilecek molekülleri bir anda ortaya yayıyor. Yani açıkçası elbette kullanılabilir. Ama bunun kanser hücrelerinde kullanabilmesi için elbette ki kanser hücrelerinde işte nitroreductase denilen bu ölüme neden olan proteinin çok spesifik olarak ekspres edilmesi gerekiyor. Bunu orada çok spesifik olarak ekspres edebiliyorsanız zaten illaki sadece bu kemogenetik metodu değil, değişik metotları da kullanıp kanser hücrelerine target yani hedef alınabilir eminim. Ama bunun için de işte kanser hücrelerinin çok spesifik promotörlerini bulmanız gerekiyor. Bu da çok da kolay bir şey değil herhalde ama dediğim gibi hani benim kendi alanım olmadığı için buna çok iyi cevap veremeyeceğim. Çok teşekkürler hocam. Davetimizi bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz değerli bilgiler bizi çok mutlu etmiştir. Katılımcılar adına ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Size sağlıklı günler dilerim hocam. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Mehmet.